Herkese merhaba, Melody'ye hoş geldiniz. Yanımda Ozan var. Ozan benim erkek arkadaşım. Aynı zamanda Eliptesi'nin sanat direktörü. Bugün benim makyajımı o seslendirecek. Bu ürünleri hatırlarsanız Flor Marvel'i omuzda almıştım. 100 liraya nasıl makyaj çantası yaparım diye. Ve başardım, yaptım. Ben bugün makyaj yapacağım ve hiç konuşmayacağım. Bundan sonrasını Ozan seslendirecek. Hazır mısın Ozan'cığım? Hazırım. Emin misin? Evet. Son karar mı? Yani işte çok bilmiyorum ama ne olduğunu. Bildiğim kadarıyla. O zaman seni izleyicilerimize baş başa bırakıyorum. Bir açılış yap istersen. Merhaba. Bugün hep beraber Melis'i yüzünü nasıl boyadığını izleyeceğiz. Artık yani çok ihtiyacı yok ama yine de birazcık sürsün izleyelim yani. Bakalım. Şey gibi duruyor, parfüm gibi duruyor ama herhalde yüzüne parfüm sürmez. Yani bu şey kapatıcı galiba. Ama bilemedim. Yağlı boya gibi duruyor ama fırçayla şu an dağıttı. Evet doğru. Aldık herhalde. Şu an bıyık yapıyor kendisine. Bayağı bu nasıl emilecek hiç şu an bilmiyorum yani. İlginç bir görüntü oldu. Gidiyor. Zaten kadınların öncesi ve sonrası videolarını izleyince yani birazcık hani orijinallikten yana olmak gerektiğini anladım. Ama tabii Melis zaten orijinal bir insan olduğu için. Sol tarafta bir sivilcemiz var. Kapatmamız gereken. Galiba bu malzeme kapatacak. İşte alçı gibi bir durum var herhalde yani. Önce boyadan önce bir alçı yapılır ya. O mevzu herhalde. Eli böyle mi tutmamız gerekiyor bunda? Anladım. Az buçuk inşaat işinden anlarım. O yüzden bugün gerçekten çoğu şeyi biliyor olacağım yani. Evet yeni bir kutu daha çıktı. Ne olduğunu okuyamadık şu anda. Evet. Kalem. Bir kalem. Ama şeffaf gibi görünüyor. El feneri mi? Ne? Bunu gerçekten ilk defa gördüm yani. Böyle bir şey. Böyle bir şey var. Ne yapıyor? Renklendirici mi? Rengi mi anlıyorsun? Ya, sivilce kapatıcı. Bu gözaltı morluklarını uykusuz gecelerden sonra yaşanan morlukları kapatan bir malzeme. Sivilceyi de kapatıyor. Şey gibi düşünün, duvarı boyadıktan sonra tavanla arasında kalan kısım var ya, orası. Galiba. Bant çekilir ama oraya normalde. Fırça yardımıyla sürdüğümüz şeyi, adını bilmiyorum, dağıtıyoruz. Buna şey diyelim biz. Alçı. Alçımızı dağıttıktan sonra 4 numara kestirme fırçayla boyamaya devam ediyoruz. Şu anda hemen hemen boyayacağımız duvar boyamaya hazır gibi bir şey yani. Göz üstüne yapıyor musun peki şuralara? Yok yapmıyor. Hiç konuşmayacağım herhalde ben böyle kendi kendime. İyi çalıştı tamam. Bak bunu biliyorum bu açacak. Bir sonraki aşamamız çikolata. Ha bu şey tabii ya. Allık yani bu. Herhalde, değil mi? Ha? Allık mı? Allık, kahverengilik, açık kahverengilik herhalde. Farklı bir fırçayla, yağlı boya fırçasından şu an setene geçtik. Ha, bu doğallığı herhalde arttırıyor yani. Az önce alçı yaptık ya, bunun üstünü doğallıkla kapatıyoruz. Kaç kat oldu şu anda sayamadım. 3 mü?
bir kadının makyajdan önce ve makyajdan sonrası kilosu farklıdır. Her zaman yarım kilo koyar yani söyleyeyim. Bence süper oldu yani, muhteşem. Üflemek herhalde bu işin şanından. Şey gibi. Nusret gibi bir şey yani. Şimdi az öncekinden çok farklı olmayan herhalde. Sadece kutuları farklı aslında yani, kendileri ayrı. Kendinden aynası olan çok şık bir masa saati. Belki şuralara biraz ağaç yapabiliriz. Sarıyla gölge atıyor şu anda. Gölgeyi falan biliyorum tabii yani, o kadar da cahil değilim. Gözlere gölge attı şu anda. Işık alttan vurduğu zaman her taraf aynı ışığı almış gibi. Gündüz ışığı değil mi? Biraz altın sarısı mı oldu? Sanki. Sol tarafa kahverengi. Bununla bunun farkı ne peki? Tabii ki cevap yok. Cevap yok ya. İnternetten bakabiliyor muyuz? FaceKit. Evet. Vosvos farları gibi oldu. Hani o eski model Alman Vosvoslar var ya. Şu anda gözler bitmek üzere. Yalnız ilginç tarafı, morlukları kapatıp üste aldı morlukları. Onu anlamadım. Aşağıdaydı, üstü aldı. Bu aynı malzeme. İncesini şu an atıyor. 2 numara fırça. Peki şimdi bu altındaki fırçayı neden kullanmıyorsun acaba? Çünkü fırçamız var. O zaman bu fırça gereksiz. Doğru mu? Burada daha çok malzememiz var. Ha, yokmuş. Bunları kullanmışız. O şey... bakıyorum. Ruj. Ha, bunu biliyorum ben. Bu şey... Muzip bir ismi vardı da. Maskara mıydı bu? Maskara. Bunu biliyorum. Bununla kirpiklerimiz veya da kiprik de olabilir. Çünkü ben çok karıştırıyorum onu. Kirpiklerimiz daha dolgun, böyle uzun, Türkan Şoray kıvamını da göstermesi için. Aslında değil. Yani ben sürsem, benim şuradan bakın kirpiklerime. Ben sürsem kaşıma değiyor yani. İlginç tabii yani, küçük kirpiği nasıl bu sürüp büyütüyorlar ben anlamadım. Altta da tabii. Şey duydum ben ya, insanlar kirpiksiz yaşayamazmış. Evet. Onun bir özelliği var yani, tüm vücutta bir şeyin özelliği olduğu gibi. Bununla fazlasını mı alıyoruz? Sabah uyandığımızda yüzümüzü yıkamamız gerekiyor tabii. Yoksa çapak olacak. Ve tabii ki göz kalemimiz. Göz kalemini önce açacaklaşmamız lazım. Çünkü orijinalinde açık olmuyor. Göz kalemine göre biraz kalın tabii ama göz kalemini dudağına sürüyor şu anda. İlginç yani. Tabii herkesin kendine göre farklı makyaj stilleri olabilir. Ruj kalemi de diyebiliyormuşuz demek ki buna.
Bir de böyle altı çizgi yapıyorlar hani dudakla çene arasına. Ya ince işçilik ya. Vallahi. Kadın olmak çok zor. Çok zor yani. Biz bazen yüzümüzü yıkıyoruz, çıkıyoruz yani. Aynaya bile bakmıyoruz. Bu hareketler tabii makyajın şanından yani. Böyle bir dudak sürtmeler falan. Fazlasını alıyor ustamız. Şimdi güzel olmak için bu kadar çirkinliğe gerek yok yani böyle şekilden şekle girmeler falan. Bitti evet, çok güzel oldun, muhteşem oldun. Ama sanki düşünemiyor. Tabii bunlara dikkat etmemiz lazım. Çünkü yani makyaj yaparken sadece yüzümüze yapacağız. Dişlere makyaj olmaz. Dişleri beyazlatmamız lazım. Başka yapmamız gereken bir şey var mı? Yok. Bu kadar. Artık konuşabilirim, çok sıkıldım konuşmayınca. Ama bunu kullanmadık mesela bak. O kalem işte biraz önce kullandım ya, kaşıma kullandım onu. Oraya koymadın ya, ben ondan şey yaptım. Limonu da ekledim. Demek bu göz kalemi. Yani... Böyle göz kalemi, gözümü mü çıkartacağım acaba bununla buradan? Biz öyle öğrendik. Tabii. Biz annelerimizden öyle öğrendik. Yani kapağı açılan bir şeyse böyle uzun, göz kalemi. Standart. Artık çok değişti, onu da süreyim mi? Yok, teşekkür ediyorum. Bir de şey, sabahtan beri soruyorum, rimel daha önce sürdün mü acaba kaşına kadar geldiğini? Biliyorsun kirpiğini. Ya şimdi, bir arkadaşım satıyordu benim. Rimel? Rimel değil de genel maske olarak bütün malzemeleri falan. Oradan biliyorum yani. Sen nereden bileceğim ben rimeli? Rimel demedim ki ayrıca. Maskara. Maskara aynı şey aslında. Bu mu rimel? Evet, maskara aynı şey. Tamam, maskara yani eski ismiyle söyledim ben. Tabii sana eski İstanbul'da. Osmanlıca'da maskara diye geçiyor bu. Normalde rimel. Rimel tabii Fransızcadan gelme dilimize. Şu an tamamen atıyorum. Yine bence hala dişim ruj bu arada, sürekli ruj yapıyorum. Yine bence çoğu erkeğe göre daha bilgilisin hayatım. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten. Teşekkür ederim. Ama o gerçekten ruja benzemiyor. Yani standart bir ruj niye yok? Hani şu kadar olur böyle tıkacak. Ama çünkü ben onun tipini çok beğendiğim için aldım. Orasaydı. Bence rengi çok güzel. Yani rengi çok güzel ama bende demek ki hata yok yani. Benimle alakalı bir şey değil. Melih başardım. Seni tebrik ediyorum. Çok. O zaman buradan Melody izleyicilerine bir şey söylemek ister misin? Melody'yi takip edin. Gerçekten çok güzel şeyler yapıyor. Özellikle yaptığı şeyleri evde kullanıyoruz ve çok hoşumuza gidiyor. Siz izlerseniz daha çok yapar, daha çok kullanırız. Bize de kolaylık olur. O yüzden Melody'yi takip edin. O zaman hareketi yapmamız lazım. Böyle duracaksın. Böyle böyle yapacaksın. Böyle mi? Evet. Instagram'dan, Twitter'dan ve Facebook'tan bizi takip edin. Aynı zamanda buradan abone olacak buraya. Burada var mı? Yok, burada. Sadece burada. Evet. Şurada bir yerde. Yüzümü kapatmam mı? Pardon. Şurada. Abone olacaksınız. O zaman bir dahaki Melody'de görüşmek üzere. Ozan ve ben size çok güzel günler diliyoruz. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.